Merhaba Caps Crew, ben Kaptan Flagon ve şampiyonluk yolculuklarımızın 5. bölümüne karşınızdayım. Unutmayın, bu video 50 beni gelirse yarın 2 video karşınızda olacak. 2 video ile beraber karşınızda olacağım. Ve set önerilerinizi de paylaşmayı unutmayın. Bugünün ilk set önerisi ölümün oyun 58'den 3 hafta önce yapmıştı 2. bölüme. Abi Pokemon'u çok seviyorum, üzerindeki itemi değiştirebilirsin emin değildim yazmış. Mr. Christmas Frostlash şu an ekranda görüyorsunuz. Extra Pelt temiyle Curse Bloody Ability'si 252 Special Attack, 4 Special Defense, 252 Speed, Timid Nature, IV'si 0 Attack, Ice Beam, Destiny Bond, Shadow Ball ve Ice Shard. Ardından Mega Beedrill var. Onu da Ramazan Köse önerdi. Cap bu Beedrill Mega Beedrillite Ability Adaptability kafiye. 252 Attack, 4 Special Defense, 252 Speed, Jolly Nature, Sword Sense, X-Zor, Poison Jab, Drill Run. Ve son olarak Spiritomb var. Zekromcu Uğur Taştan'dan gelen Shadow Sneak, Willow Wisp, Sucker Punch, Rest, Maximum HP, Maximum Special Defense ve Chest Oberi ile beraber. Aynen benim getirdiğim, onlarla takım olsun diye getirdiğim Mega Sceptile, Rotom Heat, Talonflame'leri öldürmek için ve Life Orb Blaziken var. Bakalım nasıl işleyecek. Challenge butonuna basıyorum, savaşlara başlıyorum. Dünkü Regirock Explosion'dan sonra bugün kendimi iyi hissediyorum. Hashtag kafiye. Hashtag kafiye. Hashtag kafiye. Hashtag kafiye. Suyum çok soğuk. İngiltere reklamını yapmış olmak istemem ama şu an burası buz. Bu bardak çok güzel. Rakibimin tahminimce Mega Kangaskhan'ı, ki büyük ihtimalle Mega ve Mega Gardevoir'u, iki Megasından birini getirecek. Landorus'u, Azumarill'i, Zapdos'u ve Aegislash var. Rakibimin takımı çok iyi ya. Blaziken'i getireceğim çünkü Mega Kangaskhan'dan korkuyorum. Ardından Frostlass'ı getirmek istiyorum çünkü Destiny Bond'layabilirim bir şeyleri. Ve rakibimin bir Mamoswine şeyi var, Landorus'u var. Beedrill'ı getirmek istemiyorum. Gerçi Beedrill'da knockoff var mıydı? Şuradan bakalım. Beedrill'da knockoff var mı? Beedrill'da knockoff yok. X-Scissor var. Drill Run var. Sword Sense. Beedrill'a Sword Sense verme taraftarı değilim. Rotom'u getirebilirim. Rotom. Choice Specs. Şimdi Spiritomb'da bir lobby var. Spiritomb'u getireceğim. Evet, Spiritomb'la başlayacağım. Frostlass'ı getireceğim ve Rotom... Hayır, Rotom'u getirmeyeceğim. Sceptile mi getireceğim? Sceptile... Hayır, Blaziken'i getireceğim. Hadi ama Mega Kangaskhan var. Kesinlikle Blaziken'i getireceğim. Blaziken is life. Her ne kadar Mega Blaziken olmasa da Life Orb Blaziken değildir. Life Orb Blaziken değildir. Rakibimin 31 saniyesi kaldı. Adı Timothy'miş. Evet, Japonca biliyorum veya hangi dilse. O kadar bildiğim belli ki şu an. Hangi dil olduğunu bile bilmiyorum aslında. Ama zaten siz bunu biliyorsunuzdur. Bilmek ya da bilmemek. İşte bütün mesele bundan ibaret. Evet, işte bütün mesele. Ben neden böyle rahat oturamıyorum? Çünkü kamera açısı kötü duruyor. Şöyle rahat oturabilirim. Böyle bu sefer de ekran kayıyor. Ben hareket etmeyeceğim. Rakibim 4 saniyesi kaldı. Umarım ekranın başındasındır. Evet, ekran başındasın. Ekranın başındasın. Timothy ekranının başındasın. Bu beni mutlu etti, Timothy. Timothy'nin ekranın başında olması beni gayet mutlu etti. Gayet mutlu etti. Ve şu an çok korkunç bir şey fark ettim. Kulaklığın kablosu, telefonun şarj aletinin kablosuyla beraber. O yüzden fazla hareket edersem telefon kayıyor. Ve 3D azıcık açık kalmış. Oh. En korkulu rüyamla başladı. Ve galiba öyle değişecek hiçbir şeyim yok. Bakıyorum. Frostlass'ı değiştiremem direkt. Galiba Spiritomb burada ölecek. Shadow'su niye gideceğim? Mega Kangaskhan'ın gelmediğini anlayabiliyoruz şu an. Blaziken'i boşuna getirdik. Ama Overheat iş görebilir. Overheat Blaziken iyi iş görebilir. Overheat var, Low Kick var, bir de Brave Bird var. Çünkü Venusaur'lar çok fazla Battle Spot'ta. It's a crit! Bu yüzden bu kadar fazla burada. Hyper Voice'dan yaşayabilirim. Maximum Special Defense... Nature... Maximum Special Defense değil miydim ben ya? Allah Allah. What?
Bir dakika ya. Nasıl ya? Maximus Pe ya hiç EV vermedim ona? Of, şu an acayip batırmış olabiliriz. Frostlass 178'e çıkıyoruz. Ice Shard öldürebilir. Ama öldürmezse Frostlass'ı boşuna kaybetmiş olacağız. Blaziken'e gideceğim ve Protect yapacağım. Speed Boost almak için Protect yapacağım. Burada Landorus'a gidebilir. Ki Landorus'a giderse bu çok korkunç bir şey. Keşke Frostlass'a gitseydim diyorum şu an. Overheat Landorus'u öldürebilir mi? Life Orb'um. Ama Special Attack değilim. Atam. Çünkü Low Kick var. Çünkü Brave Bird var. Umarım değiştirmezsin. Lütfen değiştirme. Evet, değiştirmiyorsun. Güzel. Mega Blaziken olmadığımı anlamışsındır artık herhalde. Psyshock. Tamam. Brave Bird'e gidip hasar almak mı? Overheat'e gidip Special Attack'ın düşmesin mi? Brave Bird'e gidip hasar almayı tercih ediyorum. Brave Bird'e giderek hasar almayı tercih ediyorum şu an. Shiny Blaziken çok güzel duruyor. Ve daha böyle lav ateşi gibi duruyor. Ve Blaziken'ın adı Annie. Anakin'in kısaltması. Star Wars'un ilk iki filmini izlediyseniz Padme'nin durmadan Anakin'e Annie demesi, Annie dediğini bilirsiniz. Bu da demek oluyor ki Blaziken aslında lavda yanan Anakin. Hayır, öyle bir şey demek olmuyor. Bunu az önce ben uydurdum. Öyle bir şey demek olmuyor. Sadece acaba Annie koymak istedi. İşte Mega Gardevoir iniyor aşağı. Ve Life Orb hasarı. Ardından önce Brave Bird'den gelen hasar, ardından Life Orb hasarı ve hızım şu an çarpı 2. Veya 1.5. Veya 2.5. Emin değilim. Saçım neden aşağı indi? Videonun başında ve şu anki saçımın yerleri farklı. Saçım aşağı indi. Çok fazla saçım var. Hafta sonu saçımı kestirmem lazım. Kesinlikle. Oh! En sevdiğim küçük dostum Azumarill. Senin için neyin var biliyor musun? Hiçbir şeyim yok. Neden senin için hiçbir şeyim yok bilmiyorum. Ama Brave Bird'e gideceğim. Çünkü Brave Bird, Brave Bird'dür. Aqua Jet'e gidip beni öldürebilirsin. Evet, Azumarill için hiçbir şeyim yok. Bu çok korkunç. Destiny Bond. Frostlass'ın var. Lütfen belli drama gitmeye çalış. Citrus. Lütfen belli drama gitmeye çalış. Bir seni ağaç şartla öldürebilirim. Lütfen. Tanrı aşkına. Flare off'a gidiyor. Kaçır. Hadi ya. It's a crit. Crit önemli değil. Kesinlikle ölecek flare off'a. Frostlass'a gidip Shadow Ball'la seni öldürmeye çalışabilirim. By Christmas bile. Bayan Christmas'ı. Ki öyle yapacağım. Bence bu Frostlass Focus Sash olsaydı daha çok işimize yarardı. Aqua Jet'e gidiyor. Focus Sash değilim. Cursed Body. Ooo, Aqua Jet'in gitti. Yani bir sonraki tur ben daha hızlıyım. Ama bu hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü Shadow Ball öldürmeyecek. Shadow Ball'a daha gidiyorum. Lütfen player off'ını kaçır. Veya kritik vurayım. Hadi Shadow Ball. Aaa, çok yakındı. Çok yakındı. Öldük galiba. Aqua Jet o kadar vurduysa Waterfall'ı öldürecek. Evet, 2-0 kaybediyoruz ilk maçımızı. Güzel bir başlangıçtı. Azumarill'e nasıl hiçbir şey getirmediğimi anlamıyorum. Azumarill nasıl gidiyordu? Sceptile'm vardı. Rotom'um vardı. Rotom'u getirmeliydim. Rotom'u getirmeliydim. Rotom'u kesinlikle getirmeliydim. Sinirlendim. Evet. Şu an kötü durumda. Evet. Savaşmaya devam etmek istiyorum. Bir yenilgi daha aldık. Şu an 10 yenilgimiz, 4 galibiyetimiz var. Ki bu berbat. Kesinlikle berbat. Neden bu kadar berbatım anlayamıyorum. Bu kadar. Gelecek hafta Megalokon'u getiriyorum.
Mega Lopunny, Mega Kangaskhan gibi şeyler getiriyorum. Bu kadar. Ve bu sefer şeyimiz de yok. Böyle 5 galibiyet sayabileceğimiz bir explosion'umuz da yok. Ekranı azıcık kaydıracağım. Böyle daha iyi olacağını umarak. Miguel, İspanya Murcia, Murcia'dan Shuckle. Oh. Oh, yaratılışımın en büyük problemi Shuckle ve Togekiss aynı takımda. Manic Trick, Darmention, Talonflame, Superior. Bu takımda neden hiç Spokane yok? Bu takım berbat. Bu takım berbat. Orada Mega Manic Trick'i görebiliyorum. Blaziken'la başlayacağım çünkü Shuckle'dan korkuyorum. Beedrill'ı getireceğim. Bu sefer Beedrill'ı getireceğim ve Rotom'u getirmek zorundayım. Çünkü rakibimin bir Talonflame'i var. Bu da demek oluyor ki Rotom, Choice Specs Rotom gelmek zorunda. Ki Volt Switch bayağı fazla vuracaktır her şey. Choice Specs Volt Switch. Bunu Flash'ten biliyoruz. Gerçi Flash'ın Special hata daha yüksek galiba Rotom'un. Blaziken'le başladım. Shuckle'dan acayip korkuyorum. Umarım Low Kick Shuckle'a fazla vurur. Böyle anlar keşke Choy Super Power Blaziken veya High Jump Kick Blaziken kullansaydım. Kimsenin beklemediği bir Low Kick'e gidiyorum. Keşke, evet, Super Power Blaziken. Bakalım Low Kick ne kadar vuracak. Low Kick hiç vurmadı. Ve Rotom. Ve Sticky Web. Oh oh oh, tanrı aşkına. Bunu yapmaya yalım. Trick. Seni trickleyeceğim Shuckle. Seni trickleyeceğim Shuckle. Boom. Dead. Dead. Gidişine dead. Choice Specs Shuckle. Evet, Toxie'ye kilitleneceksin Shuckle. Ve ben ne yapacağım biliyor musun? Volt Switch'e gideceğim. Volt Switch'e gitmeyeceğim. Çünkü Volt Switch'e gidersem Shuckle. Benim başka... Oo, hayır. Kesinlikle Volt Switch'e gidip Beedrill'a gideceğim. Kesinlikle bunu yapacağım. Çünkü Swords Dance Beedrill diye bir şeyim var. Ve Poison tip Pokemon'lar poisonlanmıyor. Toksiklenmiyor. Bu galiba kazanmam için tek umudum. Ama rakibim Talonflame varsa mahvoldum. Swords Dance'e gitme kararımı tekrar düşünüyorum şu an. Ve sadece... Poison Jetpack, Drill Run hiç bulmayacak. Poison Jetpack. Poison Jet yeni oyunum. Sword Sense'e gitmeyeceğim çünkü Talonflame gelecek. Oo, Talonflame yok. Keşke Sword Sense gitsin. Şu an cidden Sword Sense'e gitsin gidesin var çünkü... Poison Jet kesinlikle öldürmeyecek. Shuckle'ı. Ve Toxic'e gitti Shuckle. Shuckle bana hiçbir şey yapamıyor. Ben Shuckle'ı az vuruyorum ve Sword Sense'e gidiyorum. Eğer şimdi değiştirirsen cidden çok sinirlenirim. Evet, değiştirmişsin, güzel. Swords Dance Beedrill. Bunun işe yarayacağını bilmiyordum. Hatta tahmin bile edemezdim. Class 4'e çıksam mı? Çıkmayacağım. Ya Talonflame var ya. Poison Jab. Poison Jab. Talonflame'i şu an sahaya güvenli bir şekilde getirmeye çalışıyor. Oo, Poison aldım. Belki bu tur ölür. Belki bu tur ölür. Poison aldım. Öldü. Öldü. Evet. Bakalım şimdi Talonflame'i izleyin. Şimdi Talonflame'in sahaya gelişini izleyin. Talonflame gelecek. Talonflame gelecek. Bundan kaçamazsınız. Talonflame işte. İşte Talonflame. Ve Brave Bird'e gidecek. Ve Rotom'u değiştiremem. Çünkü iki Brave Bird Rotom'u öldürecek. Blaziken'in Beedrill'ını. Blaziken'in Speed Boost'u var. Bir şeylere Outspeed yapabilir. Beedrill'ı ölüme bırakacağım. Umarım bir şeye gidersin. Sword Sense'e falan gidersin. Hayır, direkt Brave Bird'e gideceksin. Ah. Evet. Shuckle'dan nefret ediyorum. Shuckle'dan nefret ediyorum. Shuckle. Shuckle the Luckle. Shuckle. Shuckle'dan nefret ediyorum. Volt Switch. Switch. Volt.
voltajlı değişim. Evet, voltajlı değişim. Ama sen zaten Talon Flame'i değiştireceksin. Ne var biliyor musun? Volt switch'e giriyorum. Manectric. Karşımdaki benden daha bir oyuncu. Lightning Rod Manectric. Sinirlenemem bile. Rotom benim kazanmam için bana lazım. Blaziken'e gitmek zorundayım. Blaziken'e gitmek zorundayım. Rotom bana lazım. Evet, hızım düşecek. Mega Manectric. Şimdi hatamı da düşürecek. Çok güzel. Ama ne var biliyor musunuz? Bende Overheat var. Ve Overheat çok güzel vuracak sana Manectric. Hatamı düşürebilirsin ama Special hatamı asla düşüremezsin. Thunderbolt. Thunderbolt'ta ne yaşayacağım tabii ki. Mega Blaziken'ım ben. Tamam, yalan söyledim. Mega Blaziken değilim ama cidden yaşayacağımı düşünüyordum. Lightning Rod. Lightning Rod. Gönül rahatlığıyla Thunderbolt'a gidebilirim. Ama Overheat'e gideceğim çünkü Intimidate geldi. Lightning Rod gitti Mega olunca Thunderbolt'a gidecek. Rotom. Rotom. Güzel kaldırdın gayet. Overheat öldürürse güzel olur. Hadi ama Overheat. Maximum Special atağım. Kaybettim. Kaybettim, kaybettim. Bu sefer de kaybettim. Kayıplardayım. Kayıplardayım, kesinlikle kayıplardayım şu an. En azından Manectric'i öldüreceğiz. Ama Talonflame. Talonflame. Gerçi bize bu maçı Talonflame kaybettirmedi de. Overheat'ten nasıl yaşadı ya? Overheat. Aşırı ısınma deniyor. Aşırı. Keşke Choice Specs'imi vermeseydim. Ama o zaman da Overheat'te kilitlenecektim ve berbat olacak. Choice Specs'i vermeseydim aslında yaşayabilirim. Ama Choice Specs'i şakalak vermek iyi hareketti. Evet, şu an 11 yenilgimiz, 4 galibiyetimiz var. Aşırı berbat bir durumdayız. Biraz önce gözlüğümü düşürdüm. Aa, zaten son maçtayız hadi ama. Bu sefer parmağımla oynayabilirim. Bu sefer kazanacağız. Bu sefer galibiyete içelim. Galibiyete içelim. Kazanabiliriz. Kazanabiliriz. Sceptile'ı getirmek zorundayım bu maç. Sceptile'ı daha hiç sahaya getirmedim. Sceptile'ı kesinlikle getireceğim. Çünkü Mega Sceptile çok güçlü. Mega Sceptile getirseydik kazanabilirdik. Oh. Mega Sceptile getirme isteğim anında şu an bayağı büyüdü. Çünkü rakibim de Hydreigon. Roserade. Mega Sceptile. Swampert'ı. Altaria'yı. Altaria'yı halledemez Mega Sceptile. Bu kadar güçlü değil. Mega Sceptile'nin hareketlerine bakayım. Leaf Storm Dragon Pulse. Focus Blast. Hidden Power. Hidden Power ne acaba? Hidden Power Fire'dır büyük ihtimalle. Hidden Power Fire'sa... Focus Blast, Hydreigon'u öldürecek, Aggron'u öldürecek, Swampert'u öldürecek, Mega Sceptile geliyor ama ilk başlamıyor. Altaria için sadece Beedrill'ım var ama Beedrill da çok yavaş. O yüzden Mega Beedrill'ını yapsak. Normal Sceptile iş görebilir şu an. Evet. Evet. Evet, iyi fikir. Frostlass'la başlayacağım. Sceptile'ı getireceğim ve Beedrill'ı getireceğim. Frostlass'la başlamanın sebebi şu. Hydreigon'la başlayacak. Ice Shard. Ice Shard. Vuracaktır. İşte vuracaktır. Choice Scarf Hydreigon ise Blaziken ondan hızlı olamıyor. Ve Draco Meteor her şeye fazla vuracak. Evet ki tamam. Frostlass'la başlıyoruz. Hydreigon veya Swampert'la başlayacak. Eğer Hydreigon'la başlarsa kesinlikle Choice Scarf Hydreigon olduğunu varsayacağım. Artık varsayımlarımı görmeyeceğim. Aggron'la başladı. Tamamen yanlış. Çok yanlış bu oyun adamı. Aggron'un berbat special defansı var ama ben de bu Frostlass'ın.
Beedrill'e gidemem. Sceptile'de gidemem. Çünkü Sceptile... Aslında Sceptile'de gidebilirim. Fox Blast kaçırabilir ama. Sceptile'de gidiyorum. Fox Blast kaçırmayacağız. Fox Blast kaçırmayacağız. Focus Blast'i kaçırmayacağımıza eminim şu an. Evron, Mega Evron. Mega Altaria'dan kurtulduk. Bu güzel haber. Evet, Evron. Bunun delikleri kafasına ayrı ne de gidiyor. Temiz oyun. Temiz, çok temiz. Güzel. Sceptile Focus Blast'i kaçırma. Lütfen kaçırma Sceptile. Lütfen. Mega Evolution yok. Focus Blast. Hadi. Hadi. Evet. Evet Sceptile. Onu indir. O Focus Blast'i indir. Ya ama bu çok az vurdu ya. Mega Sceptile olsaydım şu an mahvolmuştum Evron, biliyor musun? Iron Head'ini kaçırır mısın? Seltrak. Oo, Focus Blast. Hadi, 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 hadi. Focus Blast, Focus Blast, Focus Blast. Evet, Sceptile'ın gözleri görüyor. Sceptile'ın gözleri görüyor. Göz testini geçti. Gizli Focus Sash. Öldürmeyeceğini biliyordum ama gizli Focus Sash demek hoşuma gidiyor. Leaf Storm'a gideceğim. Iron Head'e gidip öldürecek beni, bundan eminim de. Bu aşamada yapacağım oyun şu. Frostlass. Evet, Frostlass, Ice Shard, Destiny Bolt. Kesinlikle Frostlass, Ice Shard, Destiny Bolt. Çünkü bir janda yaşıyor şu an. Full, kesinlikle full full special defense kalsınmışlar Aygron'a. Full. Şu an o kadar eminim ki full special defense olduğuna. Kimse yani bana şey, çünkü Fox Blast, bir tane Fox Blast'ten yaşaması bile mucize. Bir tane Fox Blast'ten yaşaması bile mucize. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle Swamp. Don't just don't do this to me. Thunder Wave yoktu. Toxic vardı. Toxic. Ice Beam'e gideceğim ve donduracağım. Swampert'ın nasıl olduğunu izleyeceksiniz. Toxic. Toxic olduğunu nasıl, nereden de biliyorum onu. Frostlass senin iyi bir Pokemon'sun. O yüzden donduracaksın bu Swampert. Bundan eminim. Protect. Protect, Toxic, Stall, Swampert. Neden böyle? Neden böyle insanlar hep bana denk geliyor? Neden ha? Neden? Sadece nedenini merak ediyorum. Umarım donarsın. Anladın mı? Shadow Ball. Shadow. Shadow. Special Defense'ini düşüreceğim. Special Defense'in yerlerde şu an. Öldürme, öldürme, lütfen öldürme. Destiny Bond'daki sevdiğinde bir şey olmayacaktı çünkü Toxic'e düşeceğim. Toxic'e düşeceğim. Of. Ground True Poison Jepper hissediyor. Mega Beedrill, evet. Steltrak. Evet, 3 bayağı uzun zaman sonra 3 yenilgi alacağız. Protect yapar mı? Waterfall'a gitmeyecek direkt. Swords Dance yapıyorum. Protect yapacaksın. Okuyabiliyorum seni. Protect yapacaksın. Lütfen protect yap. Lütfen protect yap ki bir şansım olabilsin. Hadi. Protect yapmamak için hiçbir nedeni yok. Hiçbir yapmak için de hiçbir nedeni yok ama. Waterfall'dan yaşama ihtimalim ne? Çok az. Galiba. İmkansız. Büyük ihtimalle. Ah, nefret ediyorum. Ay. Nefret ediyorum Andre.
Senden nefret etmiyorum. Kaybetmekten nefret ediyorum. Evet. Bunu eğer benimle ilgili bir çetele gibi bir şey. Dell'den de nefret ediyorum. Evet şu an Dell Sports Center'dan kesinlikle nefret ediyorum. Bu bilgisayarın hata vermesinden bıktım. Evet. Hayır. Kaydetmek istemiyorum bir şeyi. Hiçbir şeyi kaydetmek istemiyorum. Hayır. Sinirleniyorum. Battle Timer gözükecek. Tamam mı? Thumbnail'da Battle Timer gözükecek. Umurumda değilsiniz. Umurumda değil. Niye ben durmadan kaybediyorum ya? Ben mi kötüyüm? Bence ben kötüyüm. Bazı maçları kazanabilirdim. Evet. Neyse gidip bir şey değil mi? Şimdi böyle durmadan kaybediyorum ya. Yatakta şimdi mesela rating 1450'lere falan düştü. Hatta onun da altına düşmüş olabilir. Ya, bir saat sonra yatakta Pokemon oynarken ratingimi 1550'lere çıkaracağım. Çünkü nedense yatakta yatarken daha rahat oynuyorum ve kazanabiliyorum. Evet. Bu bir gerçek. Buna inanmayabilirsiniz ama bu bir gerçek. Neye inanabileceğinizi biliyor musunuz? Sizi seviyorum. Çok klişe bir laf oldu ama öyle. Neyse. Videoyu beğendiyseniz, yenilmemi beğenmediğinizi biliyorum ama en azından videoya verdiğimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmeyi de bilirsiniz. O zaman da dislike atın ve neden beğenmediğinizi söyleyin lütfen. Kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı, bla 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 gibi şeyleri unutmayın. Ama özellikle hashtag şampiyonluk yolu etiketiyle, hashtag şampiyonluk yolu yazarak Pokemon seti atmayı unutmayın. Onlar bana çok lazım yorum kısmında. İyi bir gün geçirin ve ne yaparsanız yapın, fantastik yapın. Oh, shoot, boom, drop pass done.